Merhaba arkadaşlar, ben İdris Çelik. Bu videomda biliyorsunuz geçen ay arabamı satmıştım. Peugeot 2008 bir arabam vardı benim. Şimdi yenisini aldım, daha elime geçmedi ama inşallah bu önümüzdeki hafta geçer diye düşünüyorum. Yeni arabamı aldığım bazı aksesuarları tanıtmak istiyorum. Neleri aldım, neler gerekli, benim için neler önemli. Onları göstereceğim arkadaşlar. İlk başta bagaj havuzunu göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde bagaj havuzu gelmiyor arabalarla beraber. Bu önemli bir şey. Bagajınızda sıvı ya da benzeri bir şey taşıdığınızda dökülme riskine karşın, biliyorsunuz böyle keçe gibi bir şeyle kaplıdır bagajlar normalde. Bunun önüne geçmek için böyle bir şey aldım. Plastik gibi bir malzeme. Bu gerekiyor, bilen bilir zaten. Şöyle şuralarda da arkadaşlar kanallar var, görüyorsunuz. Bunlar da önemli benim için. Niye önemli? Önceki arabamda bu kanallar yoktu. Bunun önemi ne? Mesela bir şaşal koyduğunuz zaman ya da böyle ne bileyim silindirik bir şey taşıdığınız zaman, işte araba hareket ettiği zaman bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Ama bu oluklar sayesinde arkadaşlar bunun önüne geçilmiş olur bence bir nebze. O yüzden bu şekilde bir şey seçtim, tercih ettim. Markası Resline diye bir marka. N11'den aldım bunu. Bununla beraber paspaslar da geliyor. Arabaya lastik paspas da aldım. Normalde böyle keçe gibi bir hal paspası var. Arabanın kendi orijinal ama yani çamurda falan onlar mahvolur. Onu kullanmam da biraz saçma olur zaten. Ev değil neticede, ayakkabımızla gireceğiz arabanın içine. O yüzden böyle dört boyutlu falan diyorlar ya, yanları kapalı paspaslar, onlardan aldım. Şimdi o paspasları da göstereyim size. Evet arkadaşlar, bunlar da arabanın paspasları, lastik paspas aldım. Bunlar da dediğim gibi orijinalinde o keçeler batmasın diye, çamurlu havalarda arabaya girdiğinizde. Bunu aldım. Özel kesilmiş bu. Arabaya birebir oturuyormuş. Dediğim gibi daha araba elime geçmedi. Artık takınca göreceğiz. Met ediyorlar. Bu da dediğim gibi Resline marka bir paspas takımı. Bagaj havuzuyla bunları 313 liraya aldım. Herkes övüyor. Bilmiyorum iyi mi kötü mü. Denince göreceğiz. Bunlar da arabanın lastik paspas takımı arkadaşlar. Şimdi de ufak aksesuarlara geçelim. Niye aldım, neyi tercih ettim, ona göre anlatayım arkadaşlar. Şimdi aksesuarlara geçiyoruz. Evet arkadaşlar, tanıtıma devam ediyorum. Şimdi aldığım ufak tefek araçlar, aksesuarlar, onlara bakacağım. Bunlar dediğim gibi benim olması olmazlarım. Yani ben en çok kullandığım, arabamda gereken şeyler. O yüzden bunları gösteriyorum. Tabii herkesin kendi tercihi vardır. İlk şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Bunu BİM'den almıştım. 10 lira mı 15 lira mı öyle bir şey. Arabanın ön camına seriyorsunuz. Kokpit kısmını işte aşırı güneşten koruyor arkadaşlar. Gerçi benim araba otoparkta duruyor ama hani güneşli bir yere gittiğiniz zaman dışarıda arabayı haliyle bırakacaksınız. Araba otoparkta yatması için alınmadı neticede. Güneşli bir yerde bıraktığınız zaman uzun süreli zarar görmesin diye bunu açıyorsunuz. Normalde öyle 1-2 saat için uğraşılmaz da hani öyle atıyorum sabah gittiniz akşam döneceksiniz. Öyle yerler için güzel olur. Bunu aldım arkadaşlar. Güneşlik. Bunu kaldırıyorum. Ve arkadaşlar şimdi de şöyle bir şey var. Islak havlu aldım. Arabada gerekebiliyor, bazı koltuğa damlayan bir şeyler olabilir. Ne bileyim bir toz olabilir, kir olabilir. Bunlar güzel çıkardığı için böyle ıslak havlu aldım arkadaşlar. Bu da duruyor arabamın koltuk kapı cebinde. Orada kullanıyorum gerektikçe. Bunu da kaldırıyorum. Sonra arkadaşlar bu da olsun arabanızda, bir tane makas. Ben kullanıyorum. Makas gerekiyor bazen. Bir şeylere gerekmiş oluyor mutlaka. Bunu da kaldırıyorum. Evet, devam edelim şöyle. Bakın şöyle silme bezleri var arkadaşlar. Set olarak satılıyor bunlar da. Şöyle atayım. Bunların her birinin dokusu, yumuşaklığı farklı farklıdır. İşte kimi cam yüzeyler için,
İşte piyano bilek düğmeleri falan olabilir arabanızın içinde. Kimisi işte sert yüzeyler için, sert plastik için falan böyle. Kimisini aynada kullanırsınız. Ayrı ayrı bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu en yumuşağını böyle çizilmesi kolay olan yüzeylerde kullanıyorum ki çizilmesin kolay kolay. Bunu da alıyorum. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ürün var. Bunu da A101'de görmüştüm. Prana markasına ait. İşte kapıların kenarlarına bunları da takıyorsunuz. Kapıyı açtığınız zaman özellikle çocuklar buna pek dikkat etmiyor. Birden kapıyı açıyorlar. Başkasının aracına zarar vermemek için, neticede kapı ağır bir şey ve başkasının arabasını açıp çarptığınız anda çizebilir. O yüzden bunu aldım koruyucu olarak. Sonra devam ediyorum. Bakın şöyle kablolarım var. Yol için Apple CarPlay'e bağlamak için telefonumu arkadaşlar. Navigasyonu genelde Apple CarPlay'de kullanıyorum. Bu kabloları kullanıyorum. 10-15 lira bir şey. Bunu da yine A101'den almıştım. Ucuz ve iş görüyor arkadaşlar. Benzeri böyle çok kaliteliler de olabilir ama mesele o değil arkadaşlar. Data kablosu olarak iş görmesi. Bunlar iş görüyor. Veri aktarımı var. Bazıları sade şarj için. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bunu da kaldırıyorum. Bakalım daha neyimiz varmış. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu da dikiz aynalarının, yan dikiz aynalarının yağmur kaydırıcısı. Yağmur yağdığı zaman yağışlı havalarda arkadaşlar gerçekten aynalardaki şeyleri göremeyebiliyorsunuz. Kapatıyor yağmur. Sürüş esnasında da bunu silemezsiniz. Bunları da tavsiye ederim. Alın, aynalar için kullanabilirsiniz. İşe yarar araçlar. Bunu da kaldırdım. Bakalım daha ne var? Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu da olmazsa olmaz arkadaşlar. Bir adet güneş gözlüğü. Mutlaka alın. Böyle günün batma noktası, yani ikindiden akşama doğru böyle ilk başlangıç vardır ya, güneş tam gözünüze gelir. Bu da bayağı bir can sıkıcı olabiliyor. Yol bayağı bir parlayabiliyor. Bu da sürüş için, sürüş emniyeti için gayet yararlı bir şey. Bir gözlük de mutlaka alın. Ben kullanıyorum. Bunu da kaldıralım şöyle ortadan. Evet, sırada bakalım ne varmış. Evet, bakın yol videolarını şununla çekiyorum arkadaşlar. Bir tane Everest marka bir yol kamerası arabam için. 32 GB'lık kapasitesi var. Biliyorsunuz bu esas alış amacım İstanbul neticede. Hani Allah göstermesin bir kaza olabilir, bir şey olabilir. Bir nevi elinizde delil gibi bir şey. O yüzden tavsiye ederim mutlaka bir araç kamerası edinin. Bence benim tavsiyem. Onun haricinde de böyle yolu falan kaydedebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman bakabilirsiniz. Küçük bir çip var içerisinde. O ufak çipler micro SD'lerden takılıyor. Ben kullanıyorum. Tavsiye de ederim arkadaşlar. Bunu da kaldırdım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım daha ne varmış. Bakın yine böyle bir şey var. Bu da telefon tutucu. Bunu da arabanın havalandırma mazgallarına tutturuyorum. Şöyle bir yeri var arkadaşlar. Şuradan tutturuluyor. Dişleri var. Bu da telefonu hani kabloyu falan takıyorsunuz navigasyon esnasında ama hani kokpitte de koyacak bazen yer olmayabiliyor. Vitesin oralara falan durmayabiliyor. Telefon büyük olabilir, küçük olabilir. En güzel buna oturtturuyorsunuz telefonu. Gayet de güzel işe yarıyor. Bunu da alın. Bunu da nereden aldım? BİM'den almıştım herhalde. Gayet ucuz şeyler. Böyle illa pahalı bir şeyler almanıza gerek yok. İş görüyor çünkü arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu da yine Prana marka. Kör nokta aynası diyor da benim için bu kör noktanın bir önemi yok. Zaten arabada kör nokta uyarı sistemi var da benim esas işime yarayan kısım arkadaşlar, sizin için de tavsiye ederim. Arabayı park ederken kaldırımları çok güzel gösteriyor. Bunlar döner şekilde aynalar. Aynanıza yapıştırıyorsunuz. Mesela sağ tarafa sağ arka tekeri, sol tarafa da sol arka tekeri denk getirdiğiniz zaman kaldırıma ne kadar yaklaştığınızı rahatlıkla gösterebiliyor. Bombeli bir yapısı var. Ben bunu park aynası olarak isimlendiriyorum. Park ederken çok büyük bir rahatlık. Arabanın ikide bir aynalarını aşağı yukarı ayarlamanıza gerek yok. Bunları da kullanıyorum. Bunlar da gayet
gerekli şeyler bence. Bunu da kaldırdım. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet, burada başka ne varmış? Evet, bir de şöyle şeyler var arkadaşlar. Aynaların üzerine bunları da kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim resimde. Düz mü şöyle? Aynaları arkadaşlar, bunları da getiriyorsunuz. Aynaların sağ ve sol dikiz aynalarına bir tür koruma sağlıyor. Yağmur geldiği zaman işte daha az etkilenmesini sağlıyor. O yüzden bunları da aldım. Bayağı bir faydasını görürsünüz. Yani aynalar bayağı önemli olduğu için benim için. Ben de bunları kullanıyorum. Önceki aracımda da bunlar vardı yani. Bunları da tavsiye ederim size. Başka ne var arkadaşlar? Başka da bir şey yok gibi arkadaşlar. Evet, başka da bir şey yok. Şöyle bir tane şey varmış burada, bakın. Yine Pirana marka. Bunu daha 101'den almıştım. Gözlük tutucu. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani arabanın üst tarafına koyup gözlüğü sabitleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman pratik olarak çıkarıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir de gözlük tutucum var. Başka da bir şeyim var mı burada? Ha, bir de önceki arabadan kalma şöyle bir kemer susturucu var arkadaşlar. Bunlar normalde biliyorum tehlikeli, önermem de, ama hani bazen çok kısa mesafeli bir yerlere biriyle gitmek istediğiniz zaman hani önermiyorum ama ben kullanıyorum. Öyle normal yola çıktığımda tabii ki kullanmam. Zaten araba bağırıp duruyor sürekli, kemer ikaz veriyor. Ama kısa mesafe içinde yani yanındakine de demeye değmiyor bunu, kemerini tak diye. O yüzden bunu da kullanıyorum. Tavsiye etmiyorum ama ben kullanıyorum artık. Evet arkadaşlar, arabanın içinde kullandığım malzemeler bunlar. Bir de öyle dış malzemelere bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi de dış malzemelere geldi. Yani hemen yanımda anında kullanmadığım ama arabada bulunan, bagajda bulunan malzemeler bunlar genelde. Bunları da göstereyim. Şöyle bir yastığım var. Arka camdan gözüküyor, 29 bir yastık. Bunu eşime yaptırdım. Gümüşhane'nin plakası, biliyorsunuz ben de Gümüşhaneliyim. Böyle bir yastık var. Artık uğurum gibi bir şey, bunu taşıyorum. Şöyle çekeyim bunu da. Evet, onda ne varmış? Hah, bakın. Şöyle arkadaşlar, seccadem ve tesbihim var. Yolda denk gelirsem, kılacak bir yer bulamazsam uzun yolda vesaire, tesbihim ve namazlığım hazır olsun diye bunları da taşıyorum. Hemen yastığın altında duruyor. Pandizotun üzerinde, öyle söyleyeyim, bilenler bilir. Sonra arkadaşlar şöyle bir sünger seti var. Pastacıyla falan diye işte arabayı düzeltmek isterseniz böyle kafanıza göre parlatmak için. Bunu niye aldım ben de bilmiyorum. Çünkü ne önceki arabada ne de bunda böyle bir şey uygulamadım, uygulayacağımı da sanmıyorum. Öyle ilk başta bir heveslenmiştim, almıştım ama böyle pastacıyla da pek de bir şey sıkıldım yani. Uğraşmak da istemedim ama bunu da almıştım, öyle duruyor. Kullanır mıyım bilmiyorum. Yine bir işe yarar en azından. Şöyle bir arkadaşlar sabitleme ipim var. Bagajları sabitlemek için. Arabanın tutamaçlarına, bagajın içinde var. Oralara tutturup işte hareket etmesini istemediğiniz, sabitlemek istediğiniz bagajlarınızı bununla da sabitleyebilirsiniz. Bunu da kaldırdım. Bakalım daha ne var. Evet, buna gerek yok. Şöyle bir sünger aldım arkadaşlar. Bu da, şimdi nasıl söyleyeyim, bunu niye aldım? Mesela uzun yola çıkanlar bilir. Uzun yolda arkadaşlar genelde hep arabanın ön tarafına sinekler yapışır, biliyorsunuz. Bunlar bir sorun olabilir hemen temizlemeseniz. Zaten bir şaşalda da su taşır mutlaka bagajda. Onları anında böyle süngerle silerseniz bir sorun olmaz. O yüzden bunu da aldım arkadaşlar. Bir tane süngerim var. Devam ediyorum. Şöyle üst tüpüm var. Bu da böyle arabanın motor aksamıyla ilgili böyle bazen temizlemek istiyorum. Onları kullanıyorum. Başka bir işime yaramıyor. Çok az kullandım zaten bunu aldım alalı. Efendim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Aldım dedim ama kullanmıyorum. Sonax marka bir cila mı diyeyim buna, ne diyeyim? Pasta cila gibi bir şey işte, çizik giderici yazıyor. Arabayı gerçekten parlatıyor. Bir sorunum yok bununla ilgili ama
Ya ilk başta bir heveslenip alıyorsunuz, sonra da istemiyorsunuz. Ya ondan uğraşacağım diyorsunuz. Yani arabayı hiç öyle yaptım da hatırlamıyorum baştan sona pastacılığa yapayım diye. Öyle bir iki yerine hoşuma gitmişti, uygulamıştım. Öyle duruyor, yine dursun. Efendim bakalım. Ha, şöyle bir şey var. Şöyle havlular var arkadaşlar. İkili aldım. Bunlar da ne işe yarıyor? Şöyle düzelteyim. Bunlar da herkes bilir. Genelde bana hep arabayı yıkattıktan sonra oluyor. Bir yere çekiyorsunuz. Anında kuşlar arabanızı bulup hemen pisliyorlar. Bunlar boyayı yakıyor zaten biliyorsunuz kuş pisliği. Anında temizlenmesi lazım. Bunu da güzel oluyor, çizmiyor arabayı. Kuş pisliklerini temizlemek için olabilir. Böyle büyük kaba çamurlar sıçrayabiliyor arabanın camına ya da kapılarına falan. Altlara doğru tamamında kullanılmaz. Öyle şeyler için aldım bunları da arkadaşlar. Kolay kolay bitmiyor zaten. Bunu da kaldırdım. Şöyle bir şey var arkadaşlar bir de. Bazı aynaları falan temizlemek için dışarıdan kirlenebiliyor yani istediğiniz kadar koruyun. İçine su doldurup işte aynalarını, camlarını falan kendiniz elle silmek istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Güzel. Bagaj zaten büyük. Gizli bölümü de var. Bunların hepsini sığdırabilirim. Bu da var. Daha ne var? Şöyle numaratör var arkadaşlar. Şöyle bilen bilir. Numaratör var. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ön camına yapıştırıyorum. Acil birisi çekmenizi istediği zaman arabayı çekiyorum ben de haliyle. Gerçi birkaç kere başıma geldi. Bu hastanede baya bir iş görüyor. Öylesine bazen ehliyeti bırakmak zorunda kalıyorsunuz hastanede. Aradıklarında çekip yer değiştiriyorsunuz. Bir de son olarak şöyle bir hunim var arkadaşlar. Bunu da şey için kullanıyorum. Cam silecek suyunu dikkatli bir şekilde doldurayım diye. Hani arabanın motor kısmına falan isabet etmesin falan diye. Bunu da o yüzden aldım. Bu da kullanılıyor. Gayet güzel. Bilmiyorum biraz bazılarınıza göre çok fazla teferruatlı, detaylı şeyler. Hani ne gerek var da diyeceğiniz şeyler de var. Ne bileyim ben biraz tedbirli birisiyim. Öyle dikkat ederim her şeye. O yüzden bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sizinle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi araba henüz elime geçmedi. Arabaya geçtiği zaman da elime beraberce onu da bir inceleriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.